Tekrar dediğim gibi ibre hep yukarı. Uzun vadede dolar da yukarı gidecek. Bugün Kapalı Çarşı'dayız. Esnafa Nisan ayından sonraki süreçte altının seyrini ve dövizdeki son durumu sorduk. Nisan ayından sonra altının seyri nasıl olur sizce? Nisan ayından sonra altının seyri bence bu rakamlar arasında 3-5 puan yükselir, 3-5 puan düşer. Fazla bir şey olmaz yani. Nisan ayı için fazla bir beklenti yok yani. Ukrayna-Rusya müzakerelerine bağlı olarak dolarda bir düşüş yaşanmıştı. Sizce bu kalıcı bir düşüş mü? Bence de kalıcı bir düşüş bu. Bu Nisan ayı için fazla bir şey beklemiyorum yani. Dolarda da altında da. Sizce Merkez Bankası'nın bu dolara müdahale kararı ne olur? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Merkez Bankası'nın dolara olan müdahalesi ekonomimizi etkileme açısından olumlu yönden. Zaten doların veyahut da altının yükselmeme gibi bir ortamın olmasından Merkez Bankası'nın da bir eli var yani. Bu baskı kalıcı olacak mı sizce? Bence kalıcı olması lazım. Ekonominin düzelmesi için kalıcı olması lazım yani. Nisan'dan sonraki süreçte altının seyri nasıl olur? Yani dediğim gibi her zaman ibre yukarı gözüküyor. Şu an bir anlaşma olduğu için savaş seyrinin belki bir 880-890 liraları altın görebilir. Tabii ki her zaman söylediğim gibi bu da bir alım fırsatı yaratır. Ondan sonra tekrar 900-950 ve en kötü 1100-1200 liraları bekliyoruz. Dolarda Ukrayna-Rusya müzakerelerine bağlı bir düşüş yaşandı. Sizce bu düşüş kalıcı olur mu? Yani bu düşüş suni bir düşüş. Çok bir farkı yok. 14.800-14.900 liradan tekrar ona 14.680 liralara geldi. Yani dediğim gibi belki bir dolarda da bir 13.80-14 tekrar bir alım fırsatı verilebilir. Ondan sonra da en kötü yani Nisan-Mayıs 15.000-15.500 ardından da devamının geleceğini düşünüyorum. Eski rezervlerle dolara müdahale ediliyor. Merkez Bankası'nın bu müdahalelerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tekrar dediğim gibi bunların hepsi bence suni. Ortalama yapmak için öngörü yapmaya çalışıyorlar ve ben doların önünün kesilebileceğini şahsımca düşünmüyorum. Doların, altının, euronun. Tekrar dediğim gibi ibre hep yukarı. Nisan ayındaki sonraki süreçte altının seyri nasıl olur sizce? Yani çok net söylemekte biraz kararsızız ama sonuç itibariyle şu dönemde bir miktar geri çekilme yaşandı. Fakat birkaç gün öncesine göre fiyat tekrar artmaya başladı. Yani buna demek oluyor ki önümüzdeki bir süreçte tekrar bir ivme kazanabilir yukarıya doğru. Peki dolarda Rusya-Ukrayna müzakerelerine bağlı bir düşüş yaşanmıştı. Sizce bu düşüş kalıcı olacak mı? İyimser bir hava oluşabilmesi için net bir sonuca varılması lazım. Sonuçta baktığımızda da çok fazla bir netlik yok. Henüz müzakere aşamasındalar. Doların daha çok stabil durumda şu anda 14.60'da 14.75 bandında hareket ediyor. Eğer iyimser bir tablo oluşursa bir miktar daha geri çekilir ama çok fazla bir beklentiye girmemek lazım. Eski rezervlerle dolara müdahale ediliyor. Siz Merkez Bankası'nın dövize müdahale kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben açıkçası şöyle söyleyeyim size. Başkasının parasıyla müdahale etmek çok doğru değil. Yani kendi öz sermayemiz değil. Sonuçta bir borç alınan bir para diyelim, rezerv diyelim. Bu ne kadar daha gidebilir? Peki bunun sonucunda o rezervler bittiği zaman, eksi rezervler de bittiği zaman ne olacak? Yani net bir şey değil, bu tutarlı bir şey değil. Sonuç itibariyle ileriki aşamalarda dolar kurunu bu tip olaylardan dolayı belki bugün stabil hale getirebilirsiniz ama ileride daha çok yükselmesine sebep olabilirsiniz. Nisan ayından sonraki süreçte altının seyri nasıl olur sizce? Bu ay Nisan itibariyle altın 910'lu seviyelerde. Altın biraz iniş yaptı fakat altının uzun vadede tekrar yukarı döneceği belli bir hareketi var. Nisan ayında belli bir süre sonra altın ve dolarda hareketlenme olacağına inanıyorum. Peki dolarda Ukrayna-Rusya müzakerelerine bağlı olarak bir düşüş yaşanmıştı. Sizce bu düşüş kalıcı olacak mı? Bu doların düşüşü zaten Türkiye'deki kur ödeme farkı ödendiğinden dolayı dolar şimdi stabil kaldı. Ama bunda bir 3 ay uzatıldı. Bu kur ödeme farkı önümüzdeki günlerde eğer bu tekrar kalkarsa doların yukarı gitmesi olanak. Zaten şu an dolar buna rağmen çok da düşmedi.
aslında doların daha çok düşük olması gerekirken biz bekliyorduk 11 ile 12 lira rakamlara, ama dolar burada 14.80'lerde kaldı. Uzun vadede dolar da yukarı gidecek. Eski rezervlerle dolara müdahale ediliyor. Siz Merkez Bankası'nın bu müdahale kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Merkez Bankası sadece müdahale etmemiş olsa dolar bugün çok hızlı zaten yukarı gitmişti. Rezervlerden dolayı, kur ödeme farkı ödenden dolayı zaten dolar buralarda kaldı, ama uzun vadede bu dolar yine yukarı gidecek. Bu baskı kalıcı olmayacak diyorsunuz ama. Bu baskı zaten 3 aydan beri sürüyor. Önümüzdeki günlerde devam edecek, ama uzun vadede dolar, bu baskı olsa doların önünü kapatmayacak. Dolar önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda yine yukarı hareketi görülecek.